Biraz önce dedim ya, halk tepki göstermeye devam ediyor. Efendim Amerika'ya götüreceğiz sizi. Amerika'da Filistin yanlısı öğrenci protestoları dalga dalga artık tüm ülkeye yayılıyor. Yani bir yandan insanların sesini kısmaya ya da görüntü vermemeye çalışsanız da artık sosyal medyada herkes her şeyi görebildiği için öğrenciler ve öğretmenler bu durumu protesto ediyor ve etmeye de devam edecek gibi görünüyor. Gösterilere akademisyenler de destek veriyor. Tabii sadece öğrenciler değil. Polisin sert müdahalede bulunduğu bu protestolarda 570 kişi gözaltına alındı. Ve tutuklananlar arasında maalesef profesörler de var. İnsan hakları ve özgürlüklerden dem vuran Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ateşi kendi topraklarında yanmaya başlayınca hepsini askıya aldı. Filistin destekçilerinin öğrenci, öğretmen olmasına bakmadan yaka paça tutukladı. Amerikan üniversitelerinde benzeri görülmemiş protesto dalgası büyüyerek yayılıyor. Gösterileri başkente ulaştı. George Washington ve Georgetown üniversitelerinde de gösteriler düzenleniyor. Yüzlerce öğrenci Filistin'deki İsrail katliamlarını protesto etti. Ancak polisin müdahalesi sert oldu. Atlanta eyaleti Georgia şehrindeki Emory Üniversitesi protestoların en yoğun yaşandığı üniversitelerdendi. Polis Filistin'e destek veren öğrencilere şok tabancası ve biber gazıyla müdahale etti. Öğrencilere silah doğrultuldu, aşırı güç kullanıldı. Çok sayıda öğrenci tutuklandı. Gösterilere akademisyenler de destek veriyor. Emory Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Noel McCaffey de Filistin'e özgürlük için öğrencilerinin yanındaydı. McCaffey, polisin sert müdahalesine maruz kaldı. Ters kelepçeyle özel birim polisi tarafından gözaltına alındı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Indiana Üniversitesi çatısına ise keskin nişancılar yerleştirildi. Eyalet polisi göstericileri engellemeye çalıştı. Pennsylvania Üniversitesi öğrenci ve aktivistleri de protesto zincirine katıldı. Öğrenciler İsrail'in saldırılarına karşı Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. Kampüs bahçesinde kamp kuruldu. The City College of New York öğrencileri de Columbia Üniversitesi öğrencilerine destek olmak amacıyla kampüste Gazze dayanışma kampı kurdu. Öğrenciler ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Sosyal medya fenomeni Nihal Candan cezaevinde protesto için yemek yemeyi bırakmış ve 37 kiloya kadar düşmüştü. Şimdi Candan'ın bu yüzden tahliyesine karar verildi. Çok önemli, aslında sıcak bir gelişmeden bahsediyorum. Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler geçtiğimiz yıl fenomenler soruşturmasına dahil edilmişti biliyorsunuz. Ve gözaltına alındıktan sonra da tutuklanmıştı. Nihal Candan cezaevinde yemek yememe hastalığına yakalanarak 37 kiloya kadar düştü. Bu rahatsızlık nedeniyle psikolojisi de bozulan Candan dün hastaneye kaldırıldı ve Candan için doktorlar da cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Durumu değerlendirdi mahkeme ve Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine de karar verdi.